Şimdiye kadar hep iç bükey yani konkav parabolik aynaları inceledik. İç bükey ne demek? Hala hazırda biliyor olabilirsiniz. Ben yine de kısaca anlatayım. İç bükey parabolik aynalar cisme ve çoğu zamanda görüntünün oluştuğu yere doğru açılan aynalardı. Bu nedenle iç bükey parabolik aynaların hep iç yüzüyle ilgilendik. İç bükeyin ne demek olduğunu unutacak olursanız içe doğru bükülmüşten hatırlayın. İç bükey parabolik aynalarla ilgili pek çok örnek yaptık. Burada odak noktamız vardı. Bu asal eksenimizdi. Ayna yönündeki çeşitli yerlere cisimler yerleştirip ışık ışınlarının aynadan nasıl yansıdığını inceledik. Odak noktasının özel durumundan faydalandık. Özetle son birkaç videoda bunun gibi birçok örnek çözdük. Bu videoda ise dış bukey parabolik aynalarla ilgili bir örnek incelemek istiyorum. Buraya da yazalım. Dış bukey parabolik ayna. Şimdi aynanın diğer yüzüyle ilgileniyoruz. Yani parabolik aynayı bir çanak olarak düşünürsek artık bizi çanağın iç yüzeyi değil, dış yüzeyi ilgilendiriyor. O halde biraz kafa yoralım. Elimizde keside yine parabol şeklinde olan bir ayna olsun. Daha iyi çizeyim. Evet, parabol şeklinde bir ayna. Bu asal eksenimiz. Asal ekseni yine simetri doğrusu olarak düşünebilirsiniz. Odak noktası hala burada. Bu nokta bizim odak noktamız. Fakat bu kez yansıtıcı yüzeyi aynanın dış tarafında kabul edeceğiz. Yani yansıtıcı yüzeyi içeri doğru çukurlaşmamış da dışa doğru pörtlemiş gibi düşünün. İç bükey içe doğru bükülmüş demekti. Hatırlayın. Dış bükey ise dışa doğru bükülmüş demek. Pörtlemiş yani. Şimdi bir düşünelim. Bu noktaya bir cisim koyacak olursak ne olur? Dikkat edin. Cisim eğimin dışında. Dolayısıyla yansıtıcı yüzey artık dışta. Tam buraya bir cisim yerleştirdik. Sizce ne olur? Aslına bakarsanız aynı alıştırmayı tekrarlıyoruz. Işınlarımızdan biri yine paralel olacak. Bu noktaların herhangi birinden herhangi bir yönde bir ışın çıkartabilirdik. Çünkü genelde gösterilmez ama buralarda bir yerde bir ışık kaynağı var. Ve bu ışık kaynağından gelen ışınlar cisme çarptıktan sonra dağılarak yayılıyor. Öyleyse bu cisim her yöne ışık ışını saçıyor. Fakat bu cismin yayınladığı iki tane işimize çok yarayacak ışık ışını var. Biri asal eksene paralel olarak ilerleyen ışın, diğeri de odak noktasından geçecek şekilde yol alan ışın. İlk olarak paralel ışını çizelim. Asal eksene paralel gelen ışın. Bakın, işin matematiğine hiç girmiyorum. Şimdi bu ışın parabolik aynanın dış yüzeyinden yansıyacağına göre sanki odak noktasından çıkmış gibi bir yol izler. Odak noktası aynanın diğer tarafında kalıyor ama önemli değil. Işın yine de odaktan geliyormuş gibi yansır. Demek ki ışın böyle yansıyormuş. Şimdi de cisim tepe noktasından, okun ucundan diğer bir ışın gönderelim. Bu ışın da odak noktası yönünde gitsin. Odak noktası burada olduğuna göre izleyeceği yolu çizelim. Evet artık bir de odak noktası yönünde ilerleyen ışınımız var. Bu ışın ise ayna yüzeyine çarptığında asal eksene paralel olarak yansır. Asal eksene paralel yansıyor. Peki burada ne tür bir görüntü oluşur? Bu iki ışın belli ki hiçbir zaman birleşmeyecek. Yani gerçek bir görüntü oluşması mümkün değil. Oluşacak görüntüyü bir perdeye düşürüp gözlemlemeyeceğiz. Çünkü bu iki ışın birbirinden uzaklaşıyor. Ama bir gözlemci bu ışınları gözlemleyecek olursa sanki tek bir ortak noktadan yayılıyormuş gibi görür. Şöyle açıklayayım. Kişi asal eksene paralel gelen ışını sanki aynanın arkasındaki bu noktadan geliyormuş gibi gözlemler. Bu ışını da aynı şekilde aynı noktadan geliyormuş gibi görür. Bu durumda sanki ışınlar aynanın arkasındaki bu noktadan yayılıyormuş gibi görünür. Görüntü de bu şekilde oluşur. İstersek ok üzerindeki başka noktalardan da ışınlar gönderebiliriz. Mesela okun en alt noktasından ki muhtemelen en kolayı bu, ışık dümdüz bir yol izleyerek aynaya çarpar ve aynı şekilde geri yansır. Bu nedenle de sanki aynanın arkasındaki bu noktadan yola çıkmış gibi görünür. Başka şeyler de yapabiliriz. Mesela başka noktalar kullanarak görüntünün tamamını oluşturmaya çalışabiliriz. Ama bu videoda altını çizmek istediğim en önemli şey şu. Dış bükey, yani yansıtıcı yüzeyi dışarıda olan bir parabolik aynayla gerçek bir görüntü oluşturamayız. Oluşan görüntü sanaldır. Tıpkı banyo aynanızda gördüğünüz görüntü gibi. Gerçi banyonuzdaki ayna muhtemelen parabolik değildir ama her neyse. Oluşan bu sanal görüntü aynı zamanda cismin kendisinden daha küçüktür. Cisimden daha küçük. Aslında bu aynalarla her gün karşılaşıyoruz. Özellikle de köşe başlarında. Mesela şöyle bir koridor köşesi çizeyim. Böyle köşelerde bazen aynalar görürüz. Diyelim ki burada bir dış bükey parabolik ayna olsun. Bu tür aynalar böyle köşelere yerleştirilir ki iki taraftan gelen insanlar birbirlerine fark edebilsin. Bu aynalar birçok farklı yönden gelen ışığı yansıtabildikleri için oldukça faydalıdır. Bu sayede köşelerin ardını görebiliyoruz. Bu çizim pek güzel olmadı. Ama siz illaki görmüşsünüzdür zaten bunlardan. Böyle görünüşü olan aynalar. Hatta bazen bunlara mağaza koridorlarının tepesinde rastlarız. Amaç mağaza sahiplerine iyi bir görüş alanı sağlamaktır. Hani birileri bir şeyleri araklıyorsa fark edebilsinler diye. Her neyse umarım video ilginizi çekmiştir.